İşte çıkış. Şöyle hayatlar olmasın. Çok tekrar şimdi ben dediğim gibi ben belli olmuyor. Getir çıkarıvereyim. Elvin Lina. Anne, Elvin kuzum. Hoş böcek. Güzeldir, güzeldir. Yakışıklı. Herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Elvin Lina'mızın doğum günü. Geçen gün Karan'a yaptığımız gibi bugün de Elvin Lina'mızın doğum günü. Çünkü arka arkaya doğum günleri biraz eziyet etti. Baştan sıkıldı. Ama şu an iyi gibi keyfi. Ah, gene ağlamaya başladı. Sırmalıksın Elvin.
Şak şak şak. Yerim seni ya. O saçını yerim senin, arkadan bağlanmış saçını. Aa. Ay. Aa. Aa. Canım benim ya. Yavrum benim. Evimize geldik, çok şükür. Çok şükür evimizdeyiz. Şimdi çamaşırlarımı serdim. Sabahtan ortalığımı topladım. Yapılacak olan işlerimi yaptım. Şimdi biz birden böyle Nazilli'den Muğla'ya gelmiş gibi olduk. İçeriye geçince sizlere anlatacağım. Gelirken neler yaşadık? Geldiğimiz akşam neler yaşadık? Neden bu şekilde birden bir giriş yaptık? İçeriye gidince hem sohbet edelim, hem ben kahvemi içeyim, hem sizlere anlatayım. Gel yavrum. Fıstık gel. Gel anneciğim. Gel. Yere koyayım mı? Yakala. Yakala. Kahvemi aldım. Geldim. Hem oturayım, hem sizlerle sohbet edelim. Bir yudum alayım kahvemden. Yakala çocuğum. Koştur. Sanki top oynuyor arkadaşlar. Futbol topu gibi.
Oradan oraya, oradan oraya toplarla oynamaya bayılıyor. Bir tane de sessiz top getirdik Nazilli'den. Şimdi bu evdeki dört topun da hepsi içi şıngıraklı ya. Koşturdukça ses yapıyor. Aşağıdaki dedik çocuğa da rahatsız ederiz diye. Bir tane sessiz top aldık. Onunla nasıl oynuyor bir görseniz. Pusuya mı yattın sen yakalayayım de. Gel. Gel çocuğum. Gel. Gel boncuğum. Gel. Gel fıstığım. Yakala. İşimiz gücümüz fıstık. Bir de Esra'mız arkadaşlar. Şimdi Nazilli'de Melike'mizin kızının Elvin Lina'nın doğum gününü yaptıktan sonra eve geldik, annemi bıraktık, eşyalarımızı aldık, yola çıktık. Sonrasında Muğla'ya doğru yola çıktık. Yolda Esra başladı. Anne karnım ağrıyor. Zaten sabah kalktığında da biraz karın ağrısı vardı, baş ağrısı vardı. Hadi dedik Muğla'da gidelim doktora diye, eğer dedik ilerlerse. Orada gideriz çocuğu nasıl olsa dedik. Akşamleyin gideceğiz. Öğleden sonra oldu işte. Biz yolda geliyoruz. Anne karnım ağrıyor, baba karnım ağrıyor. Uyudu kaldı, arabada uyuyarak geldi. Bu sefer dedik çocuk hani baktık iyi değil. Yatağına dedik acile gidelim. Çünkü yatağın içinden böyle geçiyoruz ya, devlet hastanesinin önünden geçiyoruz yol olarak. Hadi dedik orası çok kalabalık olmaz, tenha olur diye. Yatağın devlet hastanesine gittik. Doktor muayene etti Esra'yı. Boğazların dedi birazcık enfeksiyon başlamış. Karın ağrısını da söyledi. Böyle hani çok değil ama sabahtan dedi ishaldi. Ondan sonra karın ağrım devam ediyor, bulantım devam ediyor diye. Onun için aç karnına bir ilaç yazdı. Mide bulantısını geçecek, geçirsin diye. Neyse hadi dedik evde yiyecek bir şeyimiz yok. Yatağında hemen böyle tanıdık, sürekli eşimin gittiği bir yer var. Sıcacık dedi, çorba içirelim çocuğum senin dedi. Hem aç karnını ilacını iç, çorba gelene kadar dedi. Ondan sonra üstü antibiyotiğini hemen dedi içelim. Neyse zorla 2-3 kaşık çorba işte aç karnıma bulantı ilacını içirdik. Ondan sonra çorbadan işte antibiyotiğini içirdik. Eve geldik. Tabii ki eve gelir gelmez biz eşyaları hemen yukarıya taşıyınca ilk işimiz bir fıstığı sevdik. Çünkü 15 gün o kadar çok özledik ki sizler de sordunuz fıstık nerede, kim bakıyor diye. Eşim bakıyor. Çünkü eşim çalıştığı için bizlerle gelemedi. O akşamleyin eve geldiğinde fıstıkla beraberdi hep. O da ilk geldiğinde diyordu ki ilk iş fıstığın mamasını suyunu bakıyorum. Ondan sonra kumunu bakıyorum temiz mi değil mi diye diyor. Ondan sonra kendi işlerimi yapıyorum, yemeğimi hazırlıyorum diyor. İlk iş onun işlerini hallediyordum. Sağ olsun o da hayvanları çok seviyor. Kediyi, köpeği, bütün hayvanları çok sever. Sonra görüntülü arıyordu bizi, gösteriyordu, özlüyorduk mesela. O videolar çekiyordu arada bununla yaptığı böyle oyunları filan. Yani özledik ama gitmemiz de gerekirdi biraz değişiklik de olsun Esra'nın tatilinde diye. Babamız çok güzel de baktı güzel kızımızı. Değil mi fıstığımız? Gel bakayım bir. Gel 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 sen gel gel. Kızıma da çok güzel baktı eşim. Otur bakalım. Ondan sonra neyse fıstığımızı sevdik. Esra dedik anne ben iyi değilim dedi. Çocuk ilaçları içti ama yine de iyi değil. Sonrasında ben güzelce bir soydum. Giyindirdim. Tertemiz yatağına yatırdım. Su torbası yaptım. Sıcak su torbası. Onunla dedim hani yatsın uyusun diye. Yatırdım yatağına. Anne uyuyamıyorum diyor. Karın ağrım var. Baş ağrım var. Çocuğun başını ovuyorum. Etlerim çok acıyor. Bütün vücudum ağrıyor diyor. Sonra salona geldi. Anne uyuyamıyorum diye masaj yapıyorum sürekli. Hani başını yine. Bir istifra etti ki içinde ne varsa çıkarttı çocuğum. Neyse temizledik her tarafı. Sonrasında dedik hani rahatlar birazcık. İyi. Ondan sonra yok bir daha mide bulantısı, bir daha çıkarma. Artık en son içtiği suyu bile kusmaya başlayınca dedik tekrar acile gidelim. Bu sefer Muğla'nın devlet hastanesine gittik acile. Gittik doktor hemen bulantıyı kesmesi için iğne yaptı. Dedi birazcık bekleyelim. Hali de kalmadı Esra'nın böyle bir gitti. Hemen yatırdılar. Baktı ki geçmiyor. Bir serum yaptılar. Sonrasında serum hani yerken uyudu kaldı Esra. Ondan sonra ama hala ağrım var deyince bir röntgen çektiler. Röntgen temiz geldi çok şükür dedi o. Hani artık içindeki o
enfeksiyondan mı kaynaklı, neden? O dedi yaptığı için öyle. Sonra dedi tekrar bir serum yapalım. O da serum damar patladı. Hadi dedi bunu da iğne olarak yapalım. İğne olarak yaptı. Biz o gün Muğla'ya geldiğimizde saat sabaha karşı 4'tü hastaneden. Geldik, çocuğumuzu yatırdık. Ertesi gün saat 4'e kadar kalkmadı Esra. Bitti yani, hiç hali kalmadı. Zaten bünyesi zayıf. Ölü gibi uyudu artık. Akşamleyin saat 4'te kalktı. Ama hiçbir şey yiyemedi. Patates haşlattım. Öyle dediler hani, yağsız. Ondan böyle 3-5 yedi. Doğramıştım. Ondan sonra ilaçlarını verdim. O günü öyle geçirdik. Sürekli yatmayla. Böyle salona yatak yaptım ben onu yanımızda. Akşama yattı. Ertesi günü de öyle. Şimdi bu çektiğim video bir iki gün sonrası. Çünkü gelir gelmez çocuk hasta olunca, onunla ilgilenince artık videoyu falan hiç çekmedim. Ne yolda Esra hasta olunca. Şimdi çok şükür iyi. Ben de sabahtan etraf biraz topladım. Çamaşırları serdim. Kalkmasını bekliyorum. Ben kendim kahvaltı yaptım. Dedim bugün de geç kalksın. Bu hafta hiç dershaneye gidemedi. Bir tık iyi bugün Allah'a şükür. Kalktığı zaman ona da şimdi kahvaltı hazırlarım. İlaçlarını veririm yine. Çok şükür bu kadar atlattık ya. Hani olur, ondan sonra düzelir artık. Çünkü o 3-4 gün bir çektirecek yani illaki. Ya grip oldu ya üşüttü. Bilmiyorum. Yani birçok kişi de gripti. Toplu yerlere de hep girdik. Nişana gittik. Doğum gününe gittik. Pazara, çarşıya, her yer kalabalık. Büyük şehirler. İzmir öyle. O izbanlar, otobüsler hep kalabalık. Esra da toparladı mı? Şükür iyileşeceğiz. Çünkü çocuklar hasta olduğu zaman hepiniz biliyorsunuz çocuklu aileler. Evin neşesi bitiyor. Biz eşimle birlikte böyle Esra'nın gözüne bakıyoruz. Bir an önce iyileşsin de eski bıcır bıcır haline dönsün diye. Şimdi Esra dışarıda böyle çok sessizdir, çok kibardır ama evde bizimle bıcır 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 hiç çelesi durmaz yani. Bir babasını sarar, bir bana sarar. Öyle alışmışız biz de onun o hareketliliğine evin içinde. 2-3 gündür şimdi hali yok ya, çok üzülüyoruz. Bir an önce inşallah düzelecek o da. Öyle. Vallahi bu kadarcık böyle hani bilgilendirme için ve baştan böyle kızımızın doğum gününü beraber bir video olmuş olsun bugün. Her zamanki gibi sizleri Allah'a emanet edelim. Ve fıstığımla videomuzu kapatalım. Çok güzel yalanıyordu şu an ama her zamanki gibi sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Güzel kızım. İyi ki var bu arkadaşlar. İyi ki, o kadar çok alıştık ki anlatamam ya. Bambaşka bir sevgi bu. Oy, 2 senedir de baktığım için artık nasılım biliyor musun? Evlat gibi. Değil mi fıstığım? Güzel, kibar çocuğum. Çok seviyorum seni. Çok. Çok. Gel. Anne kahvesini içsin. Gel. Heh, tut oyuncağını.